1993'e götüreceğiz sizi. Türkiye için mutlu ve şanlı olduğu kadar kara bir gün aynı zamanda. Çünkü bundan tam 25 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde 5 Türk genç ailesinden 5 kişi ırkçı Almanların çıkardığı yangında hayatlarını kaybetmişti. Ve bu kara gün tarihe bir katliam, Solingen katliamı olarak geçti. İşte o katliamın 25. yıl dönümünde Solingen'de hayatını kaybeden Türkler için bir tören yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oradaydı. Almanya Başbakanı Angela Merkel. ...25 yıl önce Solingen'de katledilen Türkler törenle anıldı. Acıyı ben çekiyorum 25 senedir. 25 senedir çektiğim acıyı Allah bilir. Irkçı Almanların kundakladığı binada genç ailesinden 3'ü çocuk 5 Türk hayatını kaybetmişti. Katliamın üzerinden tam 25 yıl geçti. Ama genç ailesinin acısı hiç dinmedi. Bazı yaralar vardır ki üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin ilk günkü gibi acı verir. Törene Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Çavuşoğlu, ırkçılığa karşı birlik mesajı verdi. Bize düşen görev, bu faciadan gerekli dersi çıkarıp, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durabilmektir. Almanya Başbakanı Angela Merkel de törene katıldı ve bir konuşma yaptı. Irkçılığı lanetleyen Merkel, Türklere yapılan saldırılar için de özür diledi. Liebe Familie Genç. Ve bir çatışmada bu kez Belçika'dan silahlı saldırıdan bahsediyoruz. Liège kentinde silahlı bir saldırgan iki polise kurşun yağdırdı ve o anlar var izleyeceksiniz. Amacı ve kimliği henüz bilinmiyor ama vurularak durduruldu. Silahı çekti, iki polisi vurup bir sivili rehin aldı. Üç kişiyi öldüren saldırgan işte böyle yakalandı. Yer Belçika'nın Liège kenti. Cezaevinden yeni tahliye olan saldırgan yolda yürürken iki polise ateş açtı. Çıkan çatışmada bir sivil de kurşunların hedefi oldu. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis saldırganı köşeye sıkıştırdı. Bir kadını rehin alan saldırgan teslim olmayınca polisler tetiğe peş peşe bastı. Vurulan saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Saldırıda ikisi polis, üç kişi hayatını kaybetti. Yetkililer olayın terör saldırısı olma ihtimalini değerlendiriyor. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması, yazılı bir açıklama aslında bu ki görüyorsunuz. İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya üzerinden uzun bir açıklama yaptı. Satır başlarını paylaşalım sizinle. Şöyle diyor bir bölümünde, Bizans fitneydi, günahtı, vebaldi, rezaletti, melanetti. O devirde tarihin çıban başıydı, Türk geldi, batıl kaybetti diyor. Ve bugüne bağlıyor o açıklamasını. Şöyle devam ediyor. Bizans çöktü sanıyorduk, meğer yaşıyormuş, çürük bedenlere nüfuz etmiş, soysuz fikirlere sinmiş, satılık ve karışık zihniyetlere sızmış halde husumeti kamçılıyor, huşuneti kışkırtıyor. Köhne Bizans durmuyor ama 24 Haziran'da dağılacak, inşallah bir daha da toparlanamayacaktır diyor Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada. Başka bir felaketle devam edeceğiz. 29 Tokat'tan bir haber, bir onarım çalışması vardı bir trafoda ve o çalışma sırasında trafo patladı. İki işçi vardı içeride, kıyafetleri alev aldı. İşte sonrası. İki arkadaş orada elektrik trafosunda çalışıyorlardı. Bir anda bir alev topuyla beraber bunları fırlattı. Her şey bir anda oldu. Trafo deyim tam da yerinde bomba gibi patladı. Üstelik o an iki işçi de oradaydı. Abi şöyle şuraya gelin de. Abi. Burada. Tokat Erbaa'da elektrik dağıtım şirketinden gelen iki işçi trafoda bakım onarım çalışması yapıyordu. Ancak ne olduysa trafoda bir anda patlama yaşandı. Üzerlerindeki kıyafet alev alan iki işçi can havliyle kendilerini hemen dışarıya attılar. Vatandaşlar yanan kıyafetlerini müdahale söndürdü ve iki işçiyi hemen üzerindeki elektriği atabilmeleri için bu toprağa yatırdılar. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Aşırı derecede yanık var. İki kişi şurada arkadaşlar yaptırdık ya. Hediyeyi getir. İki adamın var.
İki. Vücudunda yanıklar oluşan iki işçi tedavi altında. Durumları iyi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Hükümetin emeklileri vereceği bayram ikramiyesinin ardından ödeme tarihi netleşti. O merak ediyordu. İkramiyeler 7-8 Haziran tarihlerinde hesaplara yatacak. Ancak tabii bayram müjdesi bununla sınırlı değil. Emekli maaşları da öne çekildi. Hepsi bayramdan önce ödenecek. Hem emekli maaşlarımızın ödemelerini öne aldık, hem de emekli ikramiyelerimizi de emekli maaşı ödemelerinden bir önceki hafta yapmaya karar verdik. Emekliye çifte bayram müjdesi geldi. Maaşlar da ikramiyeler de bayram öncesi hesaplarda olacak. İsabetli olmuş ve yerinde olmuş. Emekliye düşünmüşler, Allah razı olsun onlardan. Emekliye yılda iki kez biner lira bayram ikramiyesi verilmesi kararlaştırıldı. İlk ikramiyenin de Ramazan bayramı öncesinde verilmesi benimsendi. İşte şimdi o tarihler belli oldu. Bağkur ve emekli sandığı emeklileri 1000 lira ikramiyelerini 7 Haziran'da hesaplarında görecek. İyi para. Yani milli piyangodan çıkmış gibi bir para. SSK emeklileri ise bir gün sonra, yani 8 Haziran'da ikramiyelerini alacak. Sadece bu değil, bayram sonrasına denk gelen emekli maaşı ödemeleri de öne çekildi. Emekliler önce ikramiyelerini, ardından da emekli maaşlarını çekebilecekler. Emekli zaten ucucuna yetiştiriyor. Onun için çok iyi olur yani. Normal şartlarda SSK'lılar ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağkurlularsa ayın 25'i ile 28'i arasında maaş alıyordu. Şimdi 11, 12 ve 13 Haziran tarihlerinde ödenecek. Memur emeklileri ise yine ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlarını alabilecek. Böylece en düşük SSK emeklisinin eline bayram öncesi yaklaşık 2600 lira geçmiş olacak. Çok iyi. Ya insanlar biraz daha rahat harcama yapacak. Zaten ben önceden onu duyduğumda askerde benim bir tane oğlum var, o da onun demiştim. Şimdi madem akıllı ürünlerle devam ediyoruz, bir akıllı ürün daha izleyelim. Kadınları yakından ilgilendiren bir haber aslında. Özellikle de titiz hanımefendileri ve beyefendileri, akıllı bir gardıroptan bahsedeceğiz. Akıllı gardırop nasıl oluyor? Bakalım. Teknoloji gelişiyor. Her geçen gün hayatımızı kolaylaştıracak yeni bir ürün icat ediliyor. İşte onlardan biri akıllı gardırop. Makinede yıkanan çamaşırlar kuruduktan sonra başka bir işlem yapmadan alttaki haznesine bırakılıyor. Akıllı gardırop, yapay zeka sayesinde çamaşırları ayırıp sınıflandırıyor ve robotik kollar yardımıyla onları bir güzel katlıyor. Gardırobun maharetleri bununla da sınırlı değil. Kırışıklıkları gideriyor, ardından katladığı çamaşırları ayrı ayrı raflara itinayla yerleştiriyor. Hem de bu kadar işi 15 dakika gibi kısa bir sürede hallediyor. Ev hanımlarının gözdesi, bekarların kahramanı olması planlanan akıllı gardırobun özellikleri epey fazla. Ama fiyatı da hiç azımsanacak gibi değil. Başlangıç modelleri 16 bin dolar. Yani yaklaşık 75 bin Türk lirası. İstanbul Fatih'te Millet Caddesi'ni dün bir anda okçular sardı. Okların hedefinde de sürücüler vardı. Oklar doğrultuldu, yaylar çekildi. Araçların etrafını bir anda okçular sardı. Yolu Fatih'e Millet Caddesi'ne düşen sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Tarihi savaşçı kostümleri giyen bir grup bir anda ortaya çıkıp ışıklı oklarla araçların önünü kesti. Kimse ne olduğunu anlamadı. Sürücüler de o anları tanıklık eden yayalar da şaşkındı. Ellerini havaya kaldıranlar da oldu, okçuları görünce gülüp geçenler de. Herkes birbirine bunlar kim diye sordu. Gir. Gerçekse çok geçmeden anlaşıldı. Olan bitenler Fetih Kupası okçuluk yarışmasının tanıtımıydı aslında. Bu sıra dışı organizasyonun arkasında da Okçular Federasyonu vardı. Şaşkınlık kısa sürede yerini fotoğraf çektirme telaşına bıraktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir cinayet haberi. Eşiyle boşanmak üzere olan bir kadın 7 yaşındaki çocuğunu öldürdü. Ardından da intihar etmeye çalıştı. Onları bulan kadının babası da gördüğü manzaraya dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybetti. 7 yaşındaki oğlunu yaraladı, ölmesi için 24 saat başında bekledi. Çocuğunu katleden kadın kendi babasının da ölümüne neden oldu.
Kocaeli'de tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Adeta bir aile faciası yaşandı. Çünkü 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı, annesi Bilgelord Kunduracı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleşti. Boşanma aşamasındaki Bilge Kunduracı, iddiaya göre eşinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşıma sinirlendi ve evde uyuyan çocuğu Ercan'ı defalarca bıçakladı. Küçük Ercan aldığı darbelerle ağır yaralandı. Çocuğun ölmediğini saatler sonra fark eden kadın ona tekrar bıçakla saldırdı ve öldüğünden emin olmak için başında bir gün boyunca bekledi. Sonrasında intihar girişiminde bulunan Bilge Kunduracı babasına "Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim" mesajını attı. Bu mesaj üzerine babası Tahir Lord hemen eve geldi. Yaralı kızı ve torununun cansız bedeniyle karşılaşan Tahir Lord, gördüğü manzaraya dayanamadı. Kalp krizi geçirdi. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilge Kunduracı tedavisinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Katil zanlısı kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hindistan'dan bir haber izleyeceksiniz şimdi. Bir Luna Park'ta dönme dolap sepeti ters döndü ve bir çocuk öldü. O anlarda kameralar kayıttaydı. Sepet ters döndü, 7 kişi metrelerce yüksekten yere çakıldı. Dönme dolap keyfi faciayla son buldu. Yer Hindistan'da bir Luna Park. Dönme dolaba binen onlarca kişi keyifle eğleniyordu. İşte tam o sırada dönme dolaptaki bir sepet ters dönünce olanlar oldu. Oturan 3 kişi hızla yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı. Korkunç kazada 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran bir tartışmanın devamını izleyeceksiniz şimdi de. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem. Milletvekili listelerinde adını göremeyince bir televizyon programına katılmıştı, hatırlayacaksınız. Ve itiraf niteliğinde bazı sözler sarf etmişti. Yargılanmasına neden olan o belgeleri Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan aldım demişti. Bu davayla ilgili yeni bir gelişme daha var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o sözleri doğruladı. Eren Erdem'in yurt dışına çıkış yasağı konması bir demokrasi ayıbıdır. Gözdağı vermek için. Onlar bizi yıldırmaz. İtirafçı milletvekili Eren Erdem'e bu sözlerle sahip çıktı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'lilerin birbirine düşmesiyle FETÖ ihaneti itirafları peş peşe gelmiş, Eren Erdem katıldığı bir televizyon programında her şeyi deşifre etmişti. Bu tutanakları ben Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan'dan temin ederek bunlar üzerine Twitter attım. Hemen bir gün sonrasındaysa hedefteki isim Bülent Tezcan konuşmuştu. Eren Erdem milletvekili değildi, geldi gazeteci olarak o açıkladığım belgeleri talep etti, ben de kendisine verdim. Ve ihaneti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğruladı. Eren Erdem Bey ile görüştüm, beni aradı. Bir, MİT'leri ile ilgili zaten parti sözcüğümüz bir basın toplantısı yapmıştı. O basın toplantısı sonrasında elindeki belgeleri basın mensuplarına da dağıttı, milletvekillerine dağıttı. Bunlar gizli saklı şeylerdi ki. 17 internet sitesinde yayınlandı görüntüler. 17 internet sitesinde yayınlanan görüntülerin kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. Bu da devlet sırrı oluyor. Ne devlet sırrı? Ne devlet sırrı? Devlet sırrı olur mu böyle şey? Eren Erdem, Zaman Gazetesi'ne yaptığı destek ziyaretini de Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yerine getirdiğini açıklamıştı. Fakat CHP lideri bu konuya girmedi. Konya'dan bir haber. Kırmızı ışıkta bir infaz. Minibüsüyle trafik ışığında bekleyen genç, hasmının pompalı tüfekli saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Cinayete tanık olan diğer sürücüler büyük şok yaşadı. Eğildi döşün elini tuttu ilk önce. Tetiğe peş peşe bastı. Yere düşünce kafasına sıktı. Belli ki hasmının kurtulmasını istemiyordu. Kanı infazının adresi Konya Ereğli. Çık
Çekin. Kaç oraya. Çekin. Arabanın önüne aç. Olayın geçtiği yer işte tam arkamda gördüğünüz kavşaktaki ışıklar. İddiaya göre Koray Can Bulat daha önceden husumetli olduğu İsmail Candan'ın geçiş güzergahına geldi ve burada pusu kurdu. Candan belediyenin önünden geçerken minibüsüyle kırmızı ışığa takıldı. Hasmı beklediği fırsatı eline geçirmiş oldu. Pompalı tüfeğini genç adamın üzerine doğru defalarca ateşledi. Sonra da kaçtı. Ver hayvan! Şoktayım ben. Bana sormayın. Pompalıyı boşalt. 19 yaşında çocuk. Saldırıya tanıklık edenler şoku atlatır atlatmaz yardıma koştu. Ama artık çok geçti. İsmail Candan orada hayatını kaybetti. Boşalt, boşalt! Çık arkadaşım, çık! Katil zanlısı ise emniyete giderek teslim oldu. Polisteki sorgusu sürüyor. Neden bu haberi verdik? Zaman zaman yangınların nedenini bilemiyoruz, nasıl çıktığını bilemiyoruz. Bir örnek olsun diye ekranlarınıza getirdik. Uzağa gidiyoruz. Hawaii'de yanardağ. Bakın, lavlar tüm haşmetiyle akmaya devam ederken bir evi yuttu. İşte o anlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Durmadan ilerliyor, önüne kattığı her şeyi yok ediyor. Hawaii'de haftalardır faaliyette olan Kilauea yanardağının püskürttüğü lavlar bu kez bir evi yuttu. O anlarda kameralar kayıttaydı. Evin içinden yapılan çekimlerde lavların eve yaklaştığı görülüyor. There she blows. Her saniye daha da ilerleyen ateş ve kül denizi daha sonra evin etrafını sarıyor. Yanardağın faaliyete geçtiği 3 Mayıs'tan itibaren ilerleyen lav ve kül yığını 82 yapıyı yok etti. Lavlar 10 kilometre karelik bir alanı kapladı. 2000 kişi bölgeden tahliye edildi. 5 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe'deki karargahında yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı bugün. Ki peyderpey ortaya çıkıyor bu görüntüler. Davalar devam ettikçe onlardan biri. Darbeci askerlerin ifadelerini yalanlıyor o görüntüler. Bakın nasıl. Vatansever askerleri derdest ettiler. Darbeye direnen vatandaşların üzerine helikopterden böyle ateş açtılar. Görüntüler 15 Temmuz akşamı Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe karargahından. Araçlarla karargaha girenlerin tamamı FETÖ'cü subay ve assubay. Hiçbirinin Beştepe'deki karargahta görevi yok. Darbe girişimi için oradalar. İlk hedefleri kendilerine engel olarak gördükleri vatansever askerler. Asansörle getirdikleri rütbeli askerin gözü kapalı, elleri ise arkadan bağlı. Burası da karargahın hemen önü. Halk ellerinde bayraklarla darbeye karşı dışarıdaydı. Darbecilerde ise merhamet yoktu. Helikopterden halkın üzerine böyle ateş açıldı. Sabah 06'da darbe girişimi başarısız olduğunda FETÖ'cü subaylar başladıkları noktada karargah otoparkında toplanıyor. Bu dakikalardan sonra darbecileri temizlemek amacıyla karargahta olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Konya'da düzenlenen off-road yarışıyla devam edeceğiz. Adrenalin dolu bir görüntü aslında. Görüntü bir kaza anına ait değil. Yarış sırasında araç kamerasına yansıyan anlar var. Basın! Bas! Bas! O yarış biraz fazla hırslanmışız herhalde. Yemem mi ortalığı? Bas! 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 Sonlar! Kendini yarışa öylesine kaptırdı ki aracın ön paneline vurmaktan parmağını çatlattı. Basın! Bas! Bas! Araçtan indim, elimde bir ağrı vardı. Ambulansa gittik. Parmağım çatlamış. Görüntü Konya'da düzenlenen off-road yarışında kayda geçti. Allah 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 Allah! Bas! Direksiyondaki amca popilot, yani yardımcısıysa yeğeniydi. Yarış boyunca popilot olan yeğeninin heyecanı bir an olsun dinmedi. Bas, bas, bas! Kaskı takınca, starta gelince dünyayla bağlantımız kesiliyor.
Amcasına yol boyunca direktifler veren yeğen Gürol Şam zaman zaman kendinden geçti. Gürol Şam yarışın heyecanıyla parmağını bile çatlattı. Ama sonuç her şeye değerdi. İkili yarışı en önde bitirdi. Biraz kendimizi fazla kaptırmışız. Biz de zaten görüntüleri izince anladık. Araç kamerasına yansıyan o anlar şimdilerde sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında. Yine mi ortalı? Bas! 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 Donlar! Şurada bir şey yok. Bas! 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 Bir şey yok. İstanbul Eyüp'ten'de bir kavga getireceğiz ekranlarınıza. Aslında bir apartman kavgası bu ama hiç öyle değil gibi. Kavganın tarafları apartmana yeni taşınan aileyle komşuları. Biz kavga dedik ama izleyince siz ne diyeceksiniz bilmiyorum. Yumruklar, tekmeler, sopalar. Öldüresiye vurdular. Görüntüler İstanbul Eyüp'te cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre Düme Mahallesi'nde bir apartmana taşınan aile eşyaları taşırken yeni komşularını rahatsız etti. Pislik, anama bacıma küfür etti bu adam ya. İddia o ki bahçeyi de kapatan aile apartman sakinlerinin uyarılarını dikkate almayınca tartışmanın dozu iyice arttı. Taraflar birbirine öfke kustu. Sokak savaş alanına döndü. Hınç çok büyüktü. Öyle ki kadınlar bile dayak yedi. Kavga etraftakilerin araya girmesiyle güçlükle son buldu. İstanbul'dan haftalardır Uber taksici kavgalarını getiriyoruz ekrana. Bugün belki de bu gerilimi sona erdirir mi bilinmez ama bir adım geldi hükümetten. Şöyle ki yeni karayolları taşıma yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi ve Uber o yönetmeliğe göre artık korsan taşımacılık sınıfında. Daha doğrusu şehir içinde sadece havalimanından yolcu alabilecekler. Kurallara uymayanlara ağır cezalar var. Ya sevindik yani açıkçası çünkü haksız kazanç. Sevinçliyim şu anda. Diyecek bir şey bulamıyorum. Biz yasal olarak çalışıyoruz. Onlar yasal olarak çalışmıyorlardı. Bundan sonra yakalanırsanız ceza yazılacak. Zaten yazıyorlardı ki ceza. Hiç fark edeceğini zannetmiyorum. Taksiciler mutlu. Uber şoförleri ise düzenleme karşısında şaşkın. Çünkü... Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Uber taksi gerilimini bitirecek hamleyi yaptı. Bundan böyle korsan internet uygulamalarına yasak geldi. Yani Uber gibi uygulamalar... Resmi olarak yasaklandı. İşlerimiz Uber'lerin sayesinde çok kötü. Bundan sonra inşallah iyi olur. Bizim için iyi oldu. Zaten yasaktı. Yani korsandı. Allah herkesten razı olsun kim kaldırdıysa. Taksi tekelinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. İstanbul'da yapılan anketlerde %93 Uber kullanmak istiyor. Uber yasal mı değil mi tartışması aylardır devam ediyor. Taksiciler Uber'in kanundaki açıktan faydalandığını savunuyordu. Bizim araçlarımızın tamamı vergi ödeyen, vergi levhasına sahip olan turizm taşıma araçlarıdır. Kirasını ödüyoruz, 8 milyar kira veriyoruz. Onlar hiçbir şey yapmadan bizim kazandığımızdan fazla para kazanıyorlar. Ve karayolları taşıma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yetkisi dışında taşımacılık yapanların cezaları artırıldı. Bu uygulamadan Uber de payını aldı. D2 yetki belgesiyle yolcu taşıyan Uber araçları sadece havalimanı ve şehirler arası yolcu alabilecekler. Ne olur şimdi peki Uber yasaklandıktan sonra? İşlerimiz açılır. Bundan sonra belgeniz de elinizden alınabilecek D2 belgeniz. Bence alınamaz yani. Alınabilir tabii ne derlerse ama yapacak bir şey yok. Sadece taksi plakasındaki rant için bu kadar insanı karşılarına almak kimin işine gelir bilmiyorum ben. Peki korsan taşımacılık yapanları hangi cezalar bekliyor? Eğer trafikte yolcuyla yakalanırlarsa uyarı niteliğinde ilk olarak 50 puan cezası alacaklar. Bu cezayı 3000 lira ödeyerek kaldırabilecekler. Kurallara uymayan şoför aynı yıl içinde ikinci kez yakalanırsa hem yetki belgesi elinden alınacak hem de 2 yıl boyunca taşımacılık yapamayacak. Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Devam edeceğiz sonuna kadar. Neden? Taksicilere inat. Halk bizi istiyor, biz çalışmaya devam ediyoruz. Ona göre de yetkililer önlemlerini, düzenlemelerini alsınlar. Ve
terörle mücadele. Irak'ın kuzeyinden akşam saatlerinde bir haber geldi, acı bir haber. Teröristlerin saldırısında, hain saldırısında bir askerimiz şehit düştü. Ve bölgede hava destekli operasyonun sürdüğü notunu da hemen paylaşalım. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başbakan Binali Yıldırım'la devam edeceğiz. Siirt'e ve Şırnak'a gitti bugün. Seçim çalışmalarını yürütüyor o da meydanlarda. Karhos'un PKK sloganlarıyla karşılandı. Konuşmasında dağ çıkışlar bitti cümlesini kurdu başbakan. Ay yıldızına kurban oldum. Siirt'te Kahrolsun PKK sloganlarıyla karşılandı. Bu PKK'lar ne diyor? Biz Kürtlerin sorunlarını takip ediyoruz. Kürtlerin sorunlarıyla bunların alakası yok. Sizin evlerinizi başınıza yıkan bunlar değil mi? Başbakan Binali Yıldırım Siirt'teydi. Gündeminde terörle mücadele vardı. PKK denen proje örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse onu yapıyoruz. Yıldırım dağ çıkışlarının önüne geçildiğini söyledi. Bizim sorunumuz bu PKK'yı milletle aramızdan çıkarmak. Bunu çıkardık elhamdülillah. Aynı kıbleye yönelen, aynı camide saf tutanlarız diye seslendi başbakan. Farklılıklarımız zenginliğimizdir dedi. Güvenlik uğruna özgürlüklerden asla vazgeçmek yoktur. Kürtlüğünüzle iftihar edin. Türk de biziz, Kürt de biziz, Zaza da biziz. Yıldırım'ın sonraki durağı ise Şırnak'tı. Günlerdir haberlerini aktarıyoruz. O olumsuz hava koşulları devam ediyor. Ani yağmurlardan bahsediyoruz. Karadeniz sahil yolunun Giresun-Trabzon arası heyelan nedeniyle kapandı bugün. Bolu Dağı'nda sürücüler sisle mücadele etti. Ağrı'da da mahsur kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti. Öğrenciler insanlara mahsur kaldı. Yıldırım düştü, sis çöktü, yollar kapandı. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Perişan bir haldeyiz ve hala yağmur sırılsıklam yağıyor. Sanak Giresun'da heyelan getirdi. Espiye tüneli trafiğe kapandı. Kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Mavi Göl olarak bilinen Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki göl çamurlu suyla kahverengine büründü. Bolu Dağı geçişi de sise teslim oldu. 20 metreye düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Burası da Ağrı Doğu Beyazıt. Mahsur kalan miniklerin yardımına polis abileri yetişti. Yağmurda kalan öğrencileri polis ekibi kurtarıyor. Alabildiği kadar. Allah'ım size zarar vermesin inşallah. Ayağınız taşa değmesin inşallah. Yalova ve Kocaeli'de düşen yıldırımlar yürekleri ağza getirdi. Sanak Kayseri'de sele neden olurken Isparta ve Çankırı'da dolu yağdı. Bilye büyüklüğündeki dolu taneleriyle her yer bembeyaz oldu. Yine adrenalin dolu bir yarışmayla devam edeceğiz. Bu da garip bir yarışma aslında, her yıl belki izliyorsunuz. İngiltere'de düzenlenen geleneksel peynir yuvarlama yarışı. Bakalım ne oldu? 40 kişi tepeden peynirin arkasından yuvarlanıyor. Yokuş aşağı çılgınca koştular, çamurda taklalar attılar. Yarışmacılar yuvarlanan peyniri yakalamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Yer İngiltere'nin Gloucester kenti. 3,5 kiloluk peynir silindiri tepeden bırakıldı, geleneksel peynir yuvarlama yarışı başladı. 40 yarışmacı peyniri yakalamak için yokuş aşağı koşmaya başladı. Ama bu hiç de kolay değildi. Bazı yarışmacılar koşmak yerine yuvarlanmayı seçti. Dengesini kaybedenler de sert zemin yüzünden zor anlar yaşadı. Çılgın yarışta bazı yarışmacılar yaralandı. İşte bu kadın yarışmacı da kırılan koluna rağmen peyniri yakalamayı başardı. Yarışta bir de rekor kırıldı. Chris Anderson isimli yarışmacı 14 yılda 22. kez peyniri yakalayarak bu yılın da şampiyonu oldu. Her akşam olduğu gibi siyasetle başlayacağız. Çünkü artık seçime çok az bir zaman kaldı ve meydanlar ısınıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pensilvanya ile ilgili bir iddiası vardı Muharrem İnce'nin, hatırlayacaksınız. Kampanya sürecini gölgeme yönelik bu harekete, CHP adayı Muharrem İnce'den gelen bu iddiaya dava açtı. Davacı oldu. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluş aşamasında Pensilvanya'ya gittiğini iddia etmişti. Günlerdir tartışılan bir konu bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten suç duyurusunda bulundu ve 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Bugün de gündemin dedi Cumhurbaşkanı bu sözler. Dünkü sözlerini yineledi aslında. İspat edemezsen namertsin dedi. İstanbul'da partisinin milletvekili adaylarının tanıttığı toplantı da kürsüdeydi Erdoğan. Pensilvanya'ya değil halkımıza gittik cümlesini kurdu. Ben Pensilvanya'ya gitmişsem kimle gitmişim söyle bakalım. İspat et. İspat etmezsen namertsin, bak yine söylüyorum. Sözlerinin hedefi CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İnce'yi mahkemeye vermesine sebep olan Pensilvanya yalanıydı. Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekili adaylarının tanıtıldığı toplantıda kürsüye çıktı. Günün anlam ve önemini hatırlattı. Bugün sıradan bir gün değildir. Bugün aynı zamanda 29 Mayıs. Yani İstanbul fethinin 565. yıl dönümü. Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bayrağımızı yere düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı daha sonra sözü ana muhalefetin adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iftirasına getirdi. Ya benim hayatımda belediye başkanlığım döneminde Altunizade'de bulunurlardı. O zaman iki veya üç kere kendisiyle görüşmem olmuştur. Partimin kuruluşuyla alakalı asla. Arkadaşlarımızla biz istişarelerimizi yaptık ve cezaevinden çıktıktan sonra biz kime gittik biliyor musunuz? Pensilvanya'ya değil, ya halkımıza gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece İnce'ye değil, CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Ya biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sen neyle konuşacaksın? Kaldı ki onlar benim çıraklık dönemimin ürünleridir. Ondan sonra kalfalık dönemi, ondan sonra ustalık dönemi, şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum. Evet, bize büyük ustalığın diplomasını vermeye hazır mısınız? Etle ilgili bazı dedikodular, spekülasyonlar konuşuluyor. İster istemez herkesin kafası karıştı tabii. Spekülasyonun kaynağı Polonya'da bazı çiftliklerde deli dana hastalığı görüldüğü iddiasıydı. Ki ucuz etlerde acaba deli dana mı var dedikodusu yayıldı kısa sürede. Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. O iddialar ucuz et yenmesinden rahatsız olan lobi tarafından ortaya atıldı deniyor. Böyle bir savunma var. Ve o iddia, yani deli dana iddiası aslında araştırdığınızda 2011 yılına dayanıyor. Etler ben yiyorum, ben o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun. Tartışmalara son noktayı işte böyle koydu. Dar gelirli vatandaşın yüreğine su serpti. Kırmızı etle fiyatları düşürmek için hayata geçirilen ithal et uygulaması vatandaşa derin bir nefes aldırdı. Ancak bu kez de deli dana hastalığı iddiaları ortaya atıldı. Tartışmalara son noktayı ise Tarım Bakanlığı koydu. Ben de o etlerden alıyorum. Hiç öyle bir şey de hissetmedik şimdiye kadar. Devlet bunu denetim yapıyordur, öyle getirip vermez. Ucuz et satıldı diye, satılıyor diye. Biraz da kasaplar pahalı veriyor tabii. O yüzden millet almasın, buradan alsın gibisine öyle şeyler yapılıyor. Kırmızı et spekülatörlerinin fiyat oyunu hükümetin ithal et kartını açmasıyla boşa çıktı. Piyasadaki kırmızı et fiyatlarının çok altında satışa sunulan etler büyük ilgi gördü. Vatandaş rahat etti. Ben sürekli o etten alıyorum bak. Gerçekten alıyorum bunu. Hiçbir şeyini görmedim şu ana kadar.
Bu tablo bazı çevreleri yine rahatsız etti. Önceki yıllarda gündeme gelen bazı iddialar yeniymiş gibi piyasaya sürüldü. Bunların hepsi denetimleri yapılarak ülkemize öyle sokuluyor. Ortalığı bir karıştırmak için yapıyorlar diye düşünüyorum. Ancak deli dana iddiasına yanıt Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Ya Allah var. Yani siz AK Parti'yi veya Tarım Bakanlığı vurmak için 2011 haberini bugünmüş gibi vatandaşa anlatmadan insan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı ya? Bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin ya.